Günaydın, tünaydın, iyi akşamlar. Beni günün hangi saatinde izliyorsanız Aslı'nın Günlüğü YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar tekrardan merhaba. Bugün sizlere koton ip ile yuvarlak supla nasıl yapılır onu göstereceğim. Birlikte öreceğiz inşallah. Bu suplayı yapabilmeniz için herhangi bir marka koton bir ip almanız yeterli. Tığ numarasına gelince arkadaşlar sürekli tığ numarası soruluyor ama bir önceki videolarımda da belirttiğim gibi her ipin tığ farklı. Aldığınız ipin etiketinde tığ numarası mutlaka yazıyor arkadaşlar. Oradan etiketinden bakarak tığınızı alabilirsiniz. Şimdi hemen yapım aşamasına geçmek istiyorum. Sihirli halka ile başlıyoruz supla yapımımıza. Şu ipimi ayarlayayım. Şöyle şu şekilde sihirli halkamızı yapıyoruz. 3 tane zincir çekiyoruz ve sihirli halkamızı biraz küçültüyoruz. Şimdi arkadaşlar sihirli halkamızın içine 11 tane ikili trabzan yapacağız. Aralarında bir zincir ile. Tekrardan ikili trabzan. Arasında bir zincir. İkili trabzan. Bir zincir. Aralarda sürekli bir zincir yapacağız arkadaşlar. Bunu unutmayın. Diğer sıralarda da hep aynı olacak. 11 tane yapacağız arkadaşlar. İlk çekmiş olduğumuz 3 tane zincirimizde bir tane trabzan yerine geçecek ve toplamda 12 tane trabzanımız olmuş olacak. Yapımı oldukça basit, bir o kadar da keyifli. Çok şık duruyor arkadaşlar suplamız. Sunumlarınızı, sofralarınızı süslemek istiyorsanız bu suplalardan yapabilirsiniz. Tek renk yapabilirsiniz, rengarenk yapabilirsiniz. Şöyle sayalım kaç tane oldu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Toplam 12 tane olacak. Ve son olarak zincirimizi çekiyoruz. Sihirli halkamızı küçültüyoruz. Arkada kalan kısa ipimizle ilk çekmiş olduğumuz 3 tane zincirin 1, 2, 3 tepesine batıyoruz. Kısa kalan ipimizi de tığın üstüne alıyoruz. Onu gizleyerek öreceğiz arkadaşlar. İlmek çıkardım ve diğer ilmeğin içinden geçiriyoruz. Şöyle tekrardan yapıyorum. İlmek çıkardım. Diğer ilmeğin içinden çekiyoruz. Ve şimdi kaydırma yapacağım arkadaşlar. Bir sonraki noktaya gelebilmek için. Şöyle şu arada yaptığımız bir zincirlik noktaya geldim. Bir üst sıraya çıkabilmek için 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Ve hemen çektiğim zincirin dibine bir tane trabzan yapıyorum. Bu sırayı ikişerli trabzanlar halinde yapacağız. Aralarında bir zincir ile. Şu bir zincirlik boşluklarımız var arkadaşlar. Bakın şurası. Buralara iki tane ikili trabzan yapıyoruz. Aralarında bir zincir. Bu şekilde. Yapılış çok basit. Örgüye yeni başlayanlar bile yapabilir. Zorlayıcı bir tarafı yok. Bir önceki videolarımda trabzan nasıl yapılır, zincir nasıl çekilir, onları anlattım arkadaşlar. Hiç örgü bilmeyenler de oradan bakarak öğrenebilirler. Evet. Bir, iki.
bir zincirlik boşluklara ikili trabzanlar yaparak ilerliyoruz. Aralardaki bir zinciri unutmayalım. Evet, geldik son noktaya. Şurası arkadaşlar. Bir saniye. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Evet, şuraya da yapacağız. 12. Toplamda 12 tane ikili trabzanımız olacak. Bir zincirimizi çekiyoruz. 1, 2, 3. İlk başta çekmiş olduğumuz zincirin üçüncüsüne batarak ilmeğimizi kaydırıyoruz. Arkadaşlar, yine kaydırma tekniğiyle bir zincirlik boşluğa geçeceğiz şuraya. 2 tane kaydırma yapıyorum. Ve bir üst sıraya geçebilmek için 3 tane zincir çekiyorum. Zincirin dibine 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Bu başta çektiğimiz 3 tane zincirde bir trabzan yerine geçtiği için 3 tane trabzan bir zincir şeklinde bu sıramızı da tamamlıyoruz. Üç tane trabzan. Bir zincir. Bu boşluklara 3 trabzan, bir zincir. Arkadaşlar, bu sırayı da böyle tamamlayalım. Üçüncü sıradayız. Üçüncü sırada 3 tane trabzan bir zincir olarak ilerliyoruz. Sıra sonunda tekrardan görüşelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, üçüncü sıramızın sonuna geldik. Bir tane zincirimizi çektik. Son kutucuğumuza da 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Bir zincirimiz çekip 1, 2, 3 üçüncü zincirin tepesine batıyoruz. İlmeğimizi içinden kaydırarak geçiriyoruz. Şimdi arkadaşlar, yine kaydırma yapıyoruz. 1, 2, 3 tane. Bu bir zincirlik noktaya gelebilmek için 3 tane kaydırma yaptım. Ve 3 tane zincir çekiyorum. Aynı boşluğa 3 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Baştaki zincirle beraber 4 tane ikili trabzanımız olacak. Bu şekilde. Araya bir zincir, tekrar diğer boşluğa geçtim. Tane ikili trabzan, bir zincir. Diğer kutucuğa geçtim. 2, 3, 4. Koton ipler çok çabuk ayrılıyor arkadaşlar. Öyle bir sıkıntısı oluyor koton iplerle. Ama ben koton iplerle çalışmayı çok seviyorum. Yazın da çok rahat oluyor. Tabi yazın yünlü iplerle çalışmak çok zor. Bir, iki, üç. 4 tane ikili trabzan. Aralarında bir zincir.
sonuna gelince görüşelim arkadaşlar. Arkadaşlar dördüncü sıranın da sonuna geldik. Bir tane zincirimizi çektim ve son kutucuğumuza 4 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir zincirle sıramızı bitiriyorum. Üçüncü zincirin tepesine batıyorum. Beşinci sırada geçtik arkadaşlar. Kaydırma yöntemiyle yine bir, iki defa kaydıracağım. Yani bu dörtlü trabzanların ortasına gelmek için. Bir, iki, üç tane zincir çekiyorum. Hemen dibine bir tane trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Buraya geliyorum. Bir zincirlik boşluğa. İki tane trabzan yapıyorum. Şimdi bütün kutucuklara, bütün sıra boyunca iki tane ikili trabzan yapacağız. Ama şu dörtlü trabzanların ortasından ikili trabzanlarımızı yapacağız. İlk başta kaydırma yöntemiyle dörtlü trabzanların ortasına geçtik. Daha sonra da böyle ortalarına batarak iki tane ikili trabzanımızı yapıp bir tane zincirimizi çekiyoruz. Beşinci sıradayız arkadaşlar. Bu şekilde. Beşinci sıramızı da bu şekilde tamamlayalım arkadaşlar. Dört tane ikili trabzanların şu ortasına ikili trabzan yapıyoruz. Bir zincir çekiyoruz ve bir zincirlik boşluklara iki tane ikili trabzan yapıyoruz. Sıra sonunda görüşelim arkadaşlar. Sıra sonuna geldik. Şöyle son dörtlümüz. İki tane ikili trabzan. Bir zincirimiz. Ve son kutucuğumuz. İki tane ikili trabzan. Yine ipim ayrılmış. Bir zincir ve üç tane zincirin tepesine, pardon arkadaşlar, tepesine batıyoruz. İçinden ilmek geçiriyoruz ama geçiremiyorum. Bir saniye. Evet, geçirdim. Şimdi arkadaşlar bir tane kaydıracağız. Şu tek zincirlik bölüme gelince 2, 1, 2, 3 tane zincir çektim. Aynı noktaya 2 tane trabzan yapıyorum. 3 zincirle beraber toplamda 3 tane trabzan olmuş olacak. Şimdi bu sırada bütün kutucuklara 3'er tane ikişer ikili trabzan yapıyoruz. Evet, bu şekilde arkadaşlar. Evet, sıra sonunda görüşelim. Evet arkadaşlar, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. sıramızın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Son kutucuğumuza da 3 tane ikili trabzan yapıyoruz.
Bir zincirimizi çekerek 1, 2, 3. Böyle. Tekrardan kaydırıyoruz. Bir zincirlik boşluğa gelene kadar. Yani şu kutucuğa gelene kadar kaydırma yapıyoruz. Bir üst sıraya 3 tane zincirle çıkıyoruz. Ve 3 tane trabzan yapıyoruz aynı noktaya. Zincirle beraber 4 trabzan oluyor. Araya bir zincir. Bütün kutucuklara 4'er tane ikişerli ikili pardon trabzanlar yapıyoruz. 3, 4. Şu şekilde. Bir zincir. Bir zincir. Bu sıramızda arkadaşlar dörderli trabzanlar olarak 4 tane ikili trabzan olarak aralarında bir zincir yaparak tamamlayalım. Sıra sonunda görüşelim. Sıra sonuna geldik. Son kutucuğumuzdayız. 4 tane ikili trabzan yapıyoruz. Üç, dört, bir zincir, bir, iki, üç. Evet arkadaşlar, bu sıramızı da bitirdik. Şimdi dörtlü trabzanların şu orta kısmına bir tane kaydırmayla geliyoruz. İki kaydırma arkadaşlar. Bir, iki, üç tane zincir çekiyoruz. Ve aynı boşluğa bir tane ikili trabzan, bir zincir. Bir zincirlik boşluğa geliyoruz. İki trabzan, bir zincir. Dörtlü trabzanların ortasından batıyoruz. Aynı yere iki tane trabzan, bir zincir. Kutucuğumuza batıyoruz. Alt sırada olduğu gibi arkadaşlar. Yine ikişerli trabzanlar yapmaya devam ediyoruz. Bir zincir. Trabzanların ortasına şuraya bir tane de bir zincirlik kısmımıza yapıyoruz. Bu sıramızı da bu şekilde tamamlayalım arkadaşlar. Şöyle göstermek istiyorum. Dörtlülerin arasına ikili trabzan. Bu sıramızı da böyle tamamlayalım. Sıra sonunda görüşelim arkadaşlar. Evet, sıramızın sonuna geldik arkadaşlar. Bakıyoruz kaç sıramız oldu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. sıranın sonuna geldik. Son dörtlü grubumuza.
İkili trabzan yapıyoruz şuraya, ortasına. Aynı yere bir tane daha. Bir zincir. Son noktamıza da iki tane ikili trabzanımızı yapıyoruz. Bir zincirimizi çekiyoruz. 1, 2, 3. Üçüncü zincirden ilmek çıkarıp kaydırıyoruz. Bir tane kaydırma yapıyorum. Bir tane daha yapıyorum. Bir zincirlik boşluğa gelebilmek için 3 tane zincir çekiyorum. Arkadaşlar, artık arttırma işlemimiz bitti. Diğer öreceğimiz sıraları 3'er tane ikili trabzan olarak öreceğiz. Aralarında bir zincir. İstediğiniz büyüklüğe gelene kadar şu bir zincirlik noktalara batacağız. 3 tane ikili trabzan yapacağız. İstediğiniz büyüklüğe gelene kadar yapabilirsiniz. Kaç santim büyüklüğünde istiyorsanız. Aralarına yine bir zinciri unutmayalım. Bütün sıralarda aralarına bir zincir çekiyoruz. Bu sırayı da bütün kutucuklara 3'er tane ikili trabzan olarak yapalım. Sıra sonunda görüşelim. Evet arkadaşlar, sıra sonuna geldik ve size göstermek istiyorum. Bakın, suplamın kenar kısımlarında dalgalanmalar meydana geldi. Bu şekilde, şöyle, şöyle. Sizin suplanızda da bu şekilde olacak arkadaşlar. Endişelenmeyin. O yüzden artık arttırmayı bıraktık. Ve bundan sonraki bütün sıralarda 3 tane ikili trabzan yapacağız sadece. Bir tane zincirimi çektim. Son kutucuğuma batıyorum. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 2, 3. Bir zincir. 1, 2. 3. zincirimize batıyoruz. Kaydırma yapıyoruz. Bir zincirlik boşluğa gelene kadar. Üst sıraya geçiyoruz. 3 tane zincirimizi çektik. Aynı noktaya 2 tane daha ikili trabzan yapıyoruz. Başta çektiğimiz 3 zincirle 3 tane ikili trabzan oluyor. Bir sonraki boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Bir zincir. Bu sırayı da 3 tane ikili trabzan, aralarda bir zincir olarak tamamlayalım. Bu sıraları tamamladıkça bu dalgalanmalar da geçecek arkadaşlar. Tamamen düzgün, ütülenmiş gibi bir suplamız olacak. Örgümüz bittiğinde. Evet, bu sırayı da bütün boşluklara 3 tane ikili trabzan, aralarında bir zincir olarak tamamlayalım. Burada görüşelim arkadaşlar. Tekrardan sıramızın sonuna geldik. Son kutucuğumuza da 3 tane trabzanımızı yapıyoruz. Bir zincir. 3. zincirin tepesinden bağlıyoruz. Kaydırmayla bir zincirlik boşluğumuza gidiyoruz. Evet, bir üst sıraya çıktık. Yine 3 tane ikili trabzanlarımızı
Yapıyoruz. Aralarında bir zincir. Sıradaki kutucuğumuza evet, bu sırayı da bütün kutucuklara 3 tane ikili trabzan, aralarında bir zincir olarak yine aynı sırada, aşağıdaki sırada yaptığımız gibi aynı işlemi uygulayarak sıra sonunda görüşelim. Sıra sonuna geldim arkadaşlar. Son kutucuğa da 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir ve sıramı bitiriyorum. Arkadaşlar, ben size model gösterdiğim için daha fazla büyütmeyeceğim suplama. Şu ikili trabzanlardan itibaren şöyle göstereyim. Şöyle göstermek istiyorum. Şuradan itibaren arttırmamızı bırakmıştık. Bu 3 sırayı 3 tane ikili trabzan olarak çıktık. Siz suplanızın boyutunu büyütmek istiyorsanız aynı bu şekilde 3 tane ikili trabzan, aralara bir zincir olarak 2-3 sıra daha çıkabilirsiniz. Ben şimdi kenar oyasına geçmek istiyorum. Kenarda nasıl yapacağınızı size göstermek istiyorum. Sıramızı bitirdik ve kaydırma ile bir zincirlik boşluğumuza geldik. Burada 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çekiyoruz ve bir sonraki şuraya, bir sonraki kutucuğa tığın başını dolamadan sık iğne yapıyoruz. Tekrardan 6 tane 5 6 zincir çekiyoruz ve sıradaki kutucuğa tığın başını dolamadan sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 tane zincir çekiyoruz. Sıradaki kutucuğa sık iğne yapıyoruz. 5 6 tane zincir çekiyoruz. Sıradaki kutucuğa sık iğne yapıyoruz. 2 3 4 5 6 zincir. Sıradaki kutucuğa sık iğne yapıyoruz. 3 4 5 6 zincir, sıradaki kutucuğa sık iğne. Bu sırayı da bu şekilde tamamlayalım arkadaşlar. Sıra sonunda görüşelim. Sıramızın sonuna geldik. 6 tane zincirimizi çekiyoruz ve son kutucuğumuza sık iğnemizi yapıyoruz. Bu 6 tane zincirli olan kısma gelebilmek için kaydırma yapıyoruz. 2 3 tığın başını doluyoruz. Altılı olan zincirimizin içine, 6 tane olan zincirin içine, şu boşluğun içine arkadaşlar trabzanlar yapacağız. Bir, iki, üç, dört, beş, dokuz tane trabzan yapacağız arkadaşlar. Altı, yedi, sekiz ve dokuz. Alt sırada çekmiş olduğumuz 6 tane zincirlerimizin içine, bunların içine
9 tane ikili trabzan yapıyoruz. Tabii arkadaşlar her ipin kalınlığı, inceliği farklı olduğu için siz bir yapın 9 tane. Eğer ipiniz çok kalınsa 8 tane, 7 tane ya da çok inceyse 10 tane, 11 tane trabzanla doldurabilirsiniz. Önemli olan bu zincirlerin içini doldurabilmek. 9 tane trabzanımızı yaptık. Bir sonraki altılı zincirin içine geliyoruz ve sık iğne yapıyoruz. Tığın başını doluyoruz. Bir sonraki yerimize tekrardan 9 tane trabzan yapıyoruz. Bu sıramız son arkadaşlar. Bundan sonra suplamız bitiyor ve kullanıma hazır. 1, 2, 3, 4, 5, 6. İpim takıldı. 7, 8 ve 9. 9 tane trabzanımızı yapıyoruz. Bir sonraki zincire içine birleştiriyoruz sık iğne ile. Tekrar tığın başını doluyoruz. Bir sonraki kutucuğumuza 9 tane trabzan yapıyoruz ikili. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Bir sonraki kutucuğumuza sık iğne ile birleştiriyoruz. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Şöyle. Kenarımız da böyle olacak. Bu sırayı da bu şekilde devam edelim. Sıra sonunda tekrardan görüşelim arkadaşlar ve bitirmeyi yapalım. Suplamızın sonuna gelmiş bulunuyoruz arkadaşlar. Son bir kutucuğumuz kaldı. Onu da dolduralım. İki, üç, dört, beş, yedi, sekiz ve dokuz. Son kutucuğumuzu da doldurduktan sonra arkadaşlar tığın başını dolamıyoruz. Ve şu ortaya sık iğne yaparak sabitliyoruz. Yanına bir tane kaydırma yapacağız. Ve onun yanına da bir tane daha kaydırma yapacağız. Bir tane zincirimiz çekip şöyle şöyle arkadaşlar ve ipimizi kesiyoruz. Suplamız bitti. Umarım anlatabilmişimdir. Umarım size yardımcı olabilmişimdir arkadaşlar. Dediğim gibi ben şimdi size modelini göstermek amaçlı boyutunu bu kadar ayarladım. Bu kadar yeterliydi benim için. Ama siz tabii daha büyük ya da bunun daha küçüğünü yaparak bardak altlığı mesela yapabilirsiniz. Ya da daha büyük buradaki yaptığımız 3 tane ikili trabzan vardı 3 sıra. Bu 3 sırayı siz 4 sıra, 5 sıra, 6 sıra olarak çoğaltabilirsiniz istediğiniz ölçüye göre. İstediğiniz renkte suplayı yapabilirsiniz. İstediğiniz renklerde. İsterseniz sıralarda farklı. 3 sıra ayrı bir renk, 5 sıra ayrı bir renk. Ya da şuralarını, şu kısımlarını, uç kısımlarını farklı bir renkle de yapabilirsiniz. İpinizi değiştirebilirsiniz. Makrome ipinden yapabilirsiniz. Simli ipler var, onlardan yapabilirsiniz. Şöyle arkasını da göstermek istiyorum.
Benim ipim oldukça inceydi. Şöyle rahatlıkla katlanabiliyor. Siz daha kalın iplerle de çalışabilirsiniz. Bu kadar arkadaşlar. Çok basit, çok zevkli ve çok şık bir suplamız. Sofralarınızı süslemenize yardımcı olacak. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Videolarımı beğenip kanalıma abone olursanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.